Merhaba arkadaşlar, ben Merve ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğumumdan bahsetmek istiyorum. Çok şükür doğumumu yaptım, her şey yolunda gitti ve bebeğimize sağ salim kavuştuk. İlk başta bunu belirteyim. Benim normalde doğumum 10. ayın 27'sindeydi. O gün tekrardan randevum vardı doktorda. Kadın doktor terminim vardı. Gittim, tekrar kontrollerimi oldum. Her şey yolunda olduğunu söylemişti. Bebeğin işte yatış şekli, pozisyonu, duruşu her şey yolundaymış. Sadece açıklığımın daha tam olmadığını, halen kapalı olduğunu ve birkaç gün gecikeceğini belirtmişti. Biz de zaten o belirtiyle işte ağrım falan da hiç yoktu. İşte sırt ağrım, bel ağrım biraz başlıyormuş yani doğum yaklaştığında. Öyle bir ağrılarım da yoktu. İşte normal böyle yine böyle geziyorduk, dolaşıyorduk. Sık sık yürüyüşlere de başlamıştım artık. Ve ben doğum sürecimde çok yüzmeye gitmiştim. 10. ayın 27'sinde doğum terminim vardı normalde. Doğuma 2 hafta kala, yani 10. ayın 27'sine 2 hafta kala hep ben sık sık yüzmelere gittim. İşte haftada 2-3 kere normal böyle sporlu yüzmeye gitmiştim. Ki o doğum esnasında daha kaslarını yumuşatıyormuş diye duymuştum. İşte daha yardımcı oluyormuş. Onun için sık sık eşimle, yani Fırat'la sık sık yüzmeye gitmiştik. Bunun da büyük ihtimal faydasını gördüğümü tahmin ediyorum doğumda. Şimdi yani derseniz faydasını gördün mü görmedin mi yüzmenin? Yani bence gördüm. Çünkü doğum esnasında da ebeye sormuştuk. Çok ben yüzmeye gittim falan demiştim. Kadın demişti işte bunların kasların daha yumuşadığını falan gösteriyor demişti. Belirtiyor demişti. Ondan sonra da benim işte 10. ayın 27'sine doktor terminim vardı. Her şey yolunda olduğunu söylemişti. Sadece açılma olmadığı için daha beklememiz lazım demişti. Ama bebek normal kanala, yani pozisyonunda doğru yatıyordu, kafası aşağıda. Ondan sonra biz işte günü geçtiği için artık kontrollerim benim her gün olmaya başladı. Her iki güne kontrole gidiyordum ve sık sık yürüyüşe gidiyorduk, merdiven çıkıyordum. İşte hurma yiyordum, çaylar içiyordum. Hani birazcık böyle sancım falan gelsin diye, hani biraz daha bebeğin aşağı inmesine yardım etsin diye, ama bir türlü bir ses yoktu. İşte her iki güne termine falan gidiyordum. Artık kadın demişti 11. ayın 6'sına kadar durabilir, 10 gün bekletiyorlarmış. 10. gün artık sezeryanla veya bebek doğru duruyorsa suni sancıyla, yani böyle sancı vererek bebeği alacaklardı artık, yani doğuma başlanacaktı. Ondan sonra benim 4'ünde, ayın 11. ayın 4'ünde tekrar doktor terminim vardı. Kadın dedi işte cuma günü terminim vardı. Kadın doktor terminim, halen dedi açılma falan yok dedi. Halen bebek yerinde ama daha açılma olmadığı için büyük ihtimal dedi senin pazara suni sancıyla doğumunu yaptıracağız dedi. Yani orada ben pek şey düşünmedim. Ay niye hani suni sancı olacak veya acaba sezaryene döner miyim? Keşke kendiliğinden gelsin. Her zaman hani hayırlısı olsun. Nasıl hayırlısıysa öyle gelsin diyordum. Artık suni sancıyla olur, sezaryenle olur, normal kendiliğinden gelir. Hani nasıl hayırlısıysa öyle olsun diyordum. Öyle hiç böyle kendimi şey yapmadım. Ay gelmiyor, günü geçti, pazara çok az kaldı, suni sancı yapacaklar filan. Hani her zaman pozitif düşündüm. Ve tabii biz yürüyüşleri, merdiven çıkmaları, öyle şeyleri devam ediyoruz ve biraz daha arttırdık. Evet, işte cuma günü sabah 8'eydi terminim. Çıktık, halen hiçbir şey yok. Anneme gitmiştim. Ondan biraz işte oturmuştuk. Fırat da işe gitmişti zaten. Akşama da saat 10.30 gibi beni Fırat almıştı. Eve geldik saat 11-11.30 gibi. Evde de böyle uzanıyorum ve dizi bakıyordum telefondan. Böyle sanki biraz böyle karnım ağrımaya başladı. Ama böyle hani normal karın ağrısı gibiydi. Allah Allah diyorum Fırat'a, hani böyle biraz karnım falan ağrıyor diyorum. Acaba hani ne bu? Şimdiye kadar benim hiç öyle bir şeyim olmamıştı. Aklıma da gelmiyor değil hani acaba doğum mu başlıyor gibisine. Saat işte gece 12 oldu. Bayağı şiddetli artmaya başladı artık benim sancılarım. Dedim herhalde bu gerçekten sancı. Galiba dedim herhalde çocuk geliyor. İnternetten falan okuyoruz, ediyoruz hani böyle bir ağrı mı falan gibisine. Böyle sırttan vuruyor işte aşağıdan. Ama böyle yarım saat içinde birden benim çoğaldı. İnternette de yazıyor işte ne kadar çok evde durabiliyorsanız sancınız varken o kadar çok durun. Suyum falan da gelmediği için daha dedik ben ne kadar çok durabiliyorsam dedim Fırat'a evde durayım. Bir de Almanya'da hastanelere zaten kimseyi almıyorlar.
yalnız odada durup o sancıyı çekeceğime evde hani durayım. Fırat falan da var. Hani yine destek oluyor, daha iyi oluyor diye. Neyse gece 2 oldu artık. Yani cumartesiye geçtik. Gece 2 oldu. Dedim ben artık duramıyorum. En iyisi biz bir hastaneye gidelim. Hani sancım falan bayağı çoğalmıştı. Gece 2'de hastaneye gittik. Sonra kadın dedi işte şu an dedi hastanemiz biraz kalabalık dolu dedi. İstiyorsanız sizi öbür hastaneye aktaralım veya bir ilaç vereceklerdi. Pazar günü ki terminime artık doğum yapılacaktı. Çünkü bir gün sonra da zaten normal doğum gerçekleşecekti. Yani artık suni sancıyla falan. Ama bir gün öncesi işte kendiliğinden geldi çok şükür. Ondan sonra da ben dedim yok dedim hani ilaç falan istemiyorum. Bir gün beklemek istemiyorum. Hani niye şimdilik sancımı geri çekeyim? En iyisi siz beni o zaman öbür hastaneye aktarın. O dedi tamam kontrollerini olalım seni öbür hastaneye götüreceğiz. Kontrollerimi olurken işte suyum falan geldi. Birden her şey birden oldu. Açılmam falan da olmuştu 8 santime. Hemen bir saat içinde 8 santime açılmam olmuştu. Bir de suyum patlamıştı. Onun için kadın dedi o zaman dedi artık burada duralım dedi. Seni aktarma yapmayalım dedi. Çünkü dedi suyun da geldiği için artık doğum hani yavaştan başlayacak dedi. Burada kalman lazım dedi. İşte benim sancılarım şiddetle artıyor tabii. Çoğaldı etti. Ondan sonra Fırat'ı da içeri aldılar zaten direkt hemen. O da hep yanımdaydı. Yani gece 12'de benim böyle ilk sancım, böyle hafif ilk sancım gelmeye başladı. 2 gibi hastaneye gittik ve benim doğum çocuğun tabii sancıyla aşağı inmesini sürekli bekliyorlardı. Açılmam direkt 2 saat içinde yani sabah 4 gibi yani hastaneye 2 gibi gittik. Sabah yani 4 gibi direkt benim açılmam komple 10 santim olmuştu zaten. Çocuk yani doğuma hazır bir şekilde inmişti. Ama tabii doğum hemen ilk saatte olmuyor. Hele ki ilk çocuk. Benim doğumum toplam 12 saat sürdü. Yani ilk sancıdan son çocuğun gelmesine kadar 12 saat sürdü. Tabii sürekli aynı şiddette değildi. Yani ilk yavaş oluyor sancınız. Ondan sonra gitgide artıyor. Ve tabii o arada size hani biraz ilaçlar falan da veriyorlar ki ağrınız kesilsin diye. Bu arada ilk bana demişler de işte ağrı kesici gibi bir şey verelim mi? Hani durabiliyor musun sancıyla? İlk başta demiştim yok öyle bir şeyler istemiyorum. Şu anlık durabiliyorum diye. Ama sonradan biraz arttığı için ağrı kesiciler de aldım. Sancım biraz insin dinsin diye yani. Evet ondan sonra işte hastanedeydik. Sabah 11.30 gibi doğumum gerçekleşti. Normal doğum oldu. Sezaryen falan değil. Suni sancı da vermediler. Sadece en son artık biraz uzun sürdüğü için doğumum. Yani 12 saat aslında çok uzun bir süre değilmiş. Hani normalmiş. Ama bir tık daha hızlı olsun diye bana bir tık böyle çok hafifinden suni sancı da verdiler ki o sancıyı yani daha uzun gelirtiyormuş. Mesela diyelim sancınız geldiğinde 2 saniye sonra geri gidiyor. Ondan sonra diyelim 20 saniye sonra tekrar geliyor. O 2 saniye yerine 10 saniye dursun diye daha kuvvetli sancınız olsun diye suni sancı aktarmışlardı bana da. Evet öyleydi yani. Sabah yani gece 12'de ilk sancım gelip sabah 11.30'da doğumum gerçekleşti. Çok şükür ebeler falan gerçekten çok çok iyiydi. Gerçekten çok çok fazlasıyla memnun kaldık. Fırat da hem doğum sürecinde ondan önce sürekli odadaydı. Hep yanımdaydı. İşte korona testi falan istemişlerdi. Ama onların hepsine, hiçbirisine bakmadılar bile açıkçası. Ama biz zaten olmuştuk korona testi. Hazırlıklı gitmiştik. Bavulumu da her şeyimi almıştım. Her şey arabadaydı zaten. Hazırlıklıydı gün geçtiği için. Doğum esnasında öbür türlü benim çok şükür bir aksiliğim yaşanmadı. Her şey yolunda gitti. Tabii ağrınız fazlasıyla oluyor. Sadece ağrım çok fazla olduğu için ben doğum esnasında bir tane iğne var. Onun ismini şu an bilmiyorum ama buraya yazacağım. Epi bilmem bir şeydi. Onu buraya yazacağım. O iğneden de vuruldum. O biraz sancınızı azaltıyor. Yani sizin yani biraz böyle ağrınızı kesiyor. Sizin içinde biraz böyle dinlenme süreci oluyor. 1-2 saat böyle bir ağrınızı kesiyor. Ondan sonra tekrardan sancınız geliyor. Tabii ki de iğnenin çok yan etkileri varmış.
sonradan yani olabilme ihtimali, rizikoları çok fazla. Ama ağrıda o an onu düşünmüyorsunuz. Onun için ben mesela o iğneyi de vuruldum. Aslında vurulmak istemiyordum. Ama bir de biraz uzun sürdüğü için doğumum, dedim en iyisi biraz ağrım kesilsin. O iğneyi de vurulmuştum. Yani buradan o iğneye vurulun tavsiye ediyorum diye bir şey de diyemem. Bende şimdilik bir yan etkisi yok. Çok şükür de olmadı. Ama dediğim gibi yani tavsiye edilecek bir şey değil. Zaten doktorlar da söylüyor. İmza atıp o iğneye vuruluyorsunuz. Çok rizikosu olduğu için önce imzanızı attırıyorlar. Ondan sonra iğneyi vuruyorlar. Aynen. Ondan sonra çok şükür işte 2-3 gün toplam hastanede kaldık. 3 gün biz yani korona nedeniyle Fırat'ın sadece 2 saat hastaneye girme ihtimali vardı. O da çok az olduğu için biz bir oda kiraladık, ücretli oda kiraladık 3 gün boyunca ve o da benim yanımda kaldı. Yani sırf benden Fırat odadaydık, bir de bebek, 3 gün odada kaldık. Evet, her şey dediğim gibi çok şükür yolunda gitti. Tabii ki de kolay bir şey değil. Doğum yapmak gerçekten çok zor, yani zor. Ama Allah o an herkese yardım ediyor. Yani onun acısı da derler ya, acısıyla tatlısıyla, yani gerçekten çok farklı. Ama yani Allah buradan her annelere, doğum yapacak olan annelere yardım etsin, yardımcısı olsun. Yani sezaryanın da tabii iyi tarafları vardır, kötü tarafları vardır. İşte normal doğumun iyi tarafı, o an o acıyı çekiyorsunuz 10 saat, 8 saat ne kadar sürüyorsa, ama ondan sonra gerçekten hiçbir acınız olmuyor. Sezaryanda da işte o an acınız olmuyor, ama ondan sonra da 1-2 hafta o dikişlerden maalesef ağrınız oluyor. Evet. Doğumum bu kadardı. Yani çok fazla detaya da girmek istemiyorum açıkçası. Çünkü herkes bence doğumunu kendisi yaşaması lazım. Fazla da araştırmamak lazım. Ben mesela hiç araştırmadım. Gerçekten böyle hiçbir şey bilmeden doğuma girdim. Fırat da öyle. Biz ne internetlerden bir şeyler okuduk, ne kitaplar üzeri okudum. Hani kendim dedim, kendim göreyim, kendim şey yapayım. Şimdi soruyorsunuz, millet iyisini anlatıyor, kötüsünü anlatıyor. Bence herkes kendi doğumunu aklında tutmalı, başkalarınkini değil. Onun için de çok fazla detaya girmek istemiyorum açıkçası. Evet, bir de şunu da eklemek istiyorum. Doğum çantama koyduğum eşyaların hemen hemen hepsini kullandım. En çok kullanılan şey zaten pijama. Sadece ben çok fazla beyaz pijama götürdüğüm için onları, yani siyah daha çok tavsiye ederim. Onu buradan belirteyim bir de. Sürekli değiştirdiğiniz için siyah, yani koyu renkler daha kullanışlı. Ve bebeğe gerçekten hiçbir şey gerek yoktu. İyi ki de öyle bir şeyler götürmemişim, zaten her şeyi hastane karşılıyor. Sadece siz eve giderken ki eşyası, giyim kıyafeti lazım. Ve ondan sonra da hiçbir şey lazım değil. Kendinize de öyle gerçekten. Sırf kıyafetiniz lazım. Geri kalan hepsini hastane karşılıyor. Onlar veriyor zaten. Evet, ben bu arada Landshut Achdorf'ta doğumumu yaptım. Onu da buradan belirteyim. Yani %100 o kadar çok memnun kaldım. Hem Fırat hem ben, ikimiz de orada kaldık. Ebeler olsun, ben olayım, çok fazla memnun kaldık. Benim doğumumda bu arada bir doktor, iki ebe vardı. Biz üç kişiydik, bir de Fırat, yani dört. Benimle beş. Yani gerçekten çok çok iyilerdi hepsi. Hepsinden Allah razı olsun diyeyim yani. Çok memnun kaldık, çok da iyilerdi. Evet, bu kadar yani. Çok şükür her şey yolunda. Şu an bebeğimiz işte 2 haftalık. Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Doğumdan sonra, yani ben artık, benim günüm geçtiği için ben toplam 17 kilo almıştım artık. Doğumdan direkt sonra ben 7 kilo verdim. Yani 10 kilom fazlaydı. Ve şimdilik 2 hafta içinde de tekrar 6 kilo verdim. Yani şu an, yani 2 hafta içinde diyelim, toplam 12, 13, 13 kilo falan verdim. Yani şimdilik bir 4 kilo fazlalığım falan var, ama gitgide zaten o da iniyor. Evet, bu kadar. Umarım bu doğum hikayemde sizlere birazcık fikir amaçlı yardımcı olabilmişimdir. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.